Olsa giyersin akşamları. Evet, akşam olsa sabahları giyersin. Ne niyetlerin var orada, niyetlerin ne dersin? Giderse oraları yengiler dişit. Çok hasretlik çektiz. Gider oraları görürsün. Evet. Bizlere de gelip söylersiniz. Gider görürdü. Görürsün, söylersiniz. Yani daha dayı. Biletin, pasportun hep elinde. Evet. Hep hazırdır. Büyük oğlum beraber geliyor. İnşallah senin yollarda iyi bakar. Anumbaların içine koyduk. Hazırsız mı baba? Evet. Hazırsız mı diyeyim? Hazır mısın? Hazır olsa yola çıkarız. Şimdi Allah, Allah niyetlerimizi kabul etsin. Amin. Beraber gideriz. 70'in hasretluk çektiz. Onda dedemiz yetiyor. Babam yetiyor. Birbirimiz yetiyor. Nenemiz, dedemiz hep de orada. Milletler üzerimize olsun. Hı. İki milleti bir koyuyoruz. Babaya iyi sağlık edersin. Düzenli bakarsın. Çık kız. Gel. Ver çantayı. Ya bir Allah. Evet. Böyle bir şey yok. Yola gelenleri sağlı salamatla geçir. Ana vatanlarımıza selam. Selam sağlıklar götürsün. Buranın da Allah talim sağ salamat götürsün, dileklerine götürsün. Bir rahmet ki Rahman-ı Rahim. Allah yollar nasip etsin. Koyun satardık, o malın koyunu peynirini, yağını yapardık. Onu de klientler gelirdi, evden de götürürdü, götürür de verirdik de. O Gürcistan'ın çok yerini bizim malın koyunu peyniri, yağı basıyordu. Gidirdik şehre, alver edirdik, lazımsa bir şey alırdık, gidirdik. Orada da yine tiyatro, kinoya oynamak, gezmek, şehirde o. Thank you.
hatırlamak bu abi. Niye traksiyonlar hocam? Ben yetim adamım. Adamla geliyordum. Anamla pazara gidip geliyordum. 200 dönüm anamla geçmiş gelmişim buna. Hiç işim diyor değil yakalmışım. İki kocalık Gürcü vardı, bir iki kocalıkta Ermeni vardı, imtesle işleyirdiler. Oradaki yaşadığımız o garajda yaşayanların büyükleri, hepsi onlar Ermeniydiler. O Ermeniler iş biler mi? Traktör binerdi, kombayn binerdi, yer sürdürürdü, ekin biçtirirdi. İşler idi orada, burada bizim kalkoz var idi, savkoz var idi, burada işler bizim. Burada köy vardı. 3-4 köy var burada. Caralı vardı, Nijgola vardı, Cagisman vardı. Su, hepsi Müslüman idiler. Gidiyoruz, geliyoruz, söylüyoruz, öyle idiler. Onların köyü burada durar, haberdar. Değil orada. Şey naşidir hocam. 15 tütünü var idi burada. Mektep yok, ellerde okuyorduk. Sonra mektep, 10 yıl mektep yaptılar. 10 yıllık mektepte okudum birkaç yıl. Kalfoda çalışıyorduk. 10. klas bir tutuyum Ermenice, Gürcüye. Ben Ermenilerin müellimiyim. Gürcünün. Хорошо жили мы друг с места это работали колхоз был. Это время были колхоз. Все место были. Yavaş yavaş intele yakınlaşıyoruz Mehmet Ağa. Nasılsın? Baba Allah Teala niyetin kabul edilir mi? Bak nasıl? Amin. Edilir. Niyetin. Razısın mı? Bu hocanın herkesin niyetini kabul etsin. Yerim ben, yurdum var. Anamın, babamın yeridir, yurdudur. Bunda yaşamışım. Çok sevindim. Çok sevindim yerim. Çok iyi görü yerim. Bundan sonra göreyim. 41. yılda babamız Vuruş mahalle armiyaya gitti, soldatlığa. Gelmedi. 6 uşağıyla anam kaldı. Babam gitti, babam gittikten sonra bir dönüş dediler ki gerçi vuruşuna gidiyoruz diye bir ahırki mektubu geldi. Ondan sonra babamdan hiç ad, nişan yok. Çünkü Kavkaz'daki adamlarımız hep askere gitti, oğlanlar askere gitti, gelinler kaldı, kızlar kaldı. Ben kız geline yardım ederdim. Öküzlerin boyunduruğunda otururdum. Bir dayımın karısı da 3 uşağı vardı. O müellim idi. O karıyı da götürdüler. Götürdüler işte bilmem açmış adamı yoksa hangi şehirden geri döndürmüşler ki bunun uşakları var nereye götürüyorsunuz? Bura nereye? Bura vermeyeceğim misin? Bura vermeyeceğim misin? Dede konuş, dede konuş. Buradan geçen de kaç yaşlarında oldun hocam? Ben mi? 14. 15, 16 yaşım. Ya bu yoldan nereye? Pazara gidiyoruz. Hani burada su çıkıyor. Tabağın köşesinde şey vardı, tavukka. Külü var diyordum. Külü şimdi yok. Ha, su akıyor. Şimdi burası uçmuş. Masuk esas saklıyor da. Oh. Güzel bir şey. İyice bakın. Koç ayının 14'ünde gece saat 4'te geldiler, pencereler döktüler, iclas var dediler, çağırdılar. Bizim zaten babamız yok idi, askerdeydi. Anamız var idi, anamız kalktı, meclise gitti. Gitti dedi ki, onda demiştiler ki, bir saatin içine köyü boşaltırsınız. Bize dediler ki, Türkiye'yle Sovyet vuruşacak da, sizi bir aylığa götürüyoruz. Nere diyende dedi ki Sredni Azya'ya. Sebep diyende dedi sebebi bu ki o Rusça söylüyor yanında Tatoğlanlar var. Sebebi bu ki dedi Germanya'ya döndürmüşük gider gider dedi. Ama dedi Türkiye'de bazası var. O bazadan dedi bu Kafkas tamamından hücuma gelir. Hücum etmek istedi. Krajdanlı dedi hep kırılırsınız dedi. Abi yaşayalım. Magazin. Fezul dede işlemiştir öyle. Fezul bunda işin yedi. Allah çek bunu. Dede işlemiştir. Fezul bunda işin yedi. Çek beni bunu. Dede bunda çalıştır. Ha bu göçeği o septe dedi.
Bu dükkanmış. Dedem burada çalışıyormuş. Tamam. Dedesi çalışıyordu burada. Gözüm dedem çalışıyor. Gözüm dedenin magazin. Her bir eve 3 tane asker, 2 tane, 3 tane asker gece geldiler saat 2'den sonra. Davay, veşi sabır etse. Biz bir saati hiçbir şey alamadık. Üst başımızı zorla kendimize şey ettik, başka bir şey alamadık. Bir şey alacak olsan da soldatlar buraya düşürdüğü yerdi, aldırmıyordu ki mal götüresin sen baraba. O formada zulüm ediyordu. 11 tane mal kaldı, bağlı. Koyun kaldı, at kaldı. Ev tam taş hepte kaldı. Ha, hiçbir şey faydalanmadık. Oraya götürdük, gizledik ki geri gelecek. Bir put yağ, peynir, unu, geri gelecekmiş o. Ne geri gelecek? O işte gittik. Bu 4 soldatıyla bütün kardeşim, büyük kardeşim 17 yaşlarında vardı. Yüklediler hep. 12 putluk davar peynirli vardı bir boçkada. Bunu alamadı da kaldıramamışlar da geldi dedi ki dede, İçine neft dökeceğim. Bu kafirlere kalmasın. Dedemine nenem dedi ki oğul, etme oğul, kalsa kalsın dedi. Bizimkilerde bir Gürcü karısı adamı vardı, anam, babamın anamın tanışları. Onlar geldi, yardım etti, un verdi ki yolda lazım olur. 6-7 simyaya bir Amerika'nın bir maşinaları dediler de o maşinalar geldi. Yüklediler maşinayı, her bir büyük semiyalara bir maşina verildi, suda bekir. Küçük semiyalara verildi, bir maşina verildi, 3-4 semiye yüklediler. Getirdi vagona yüklediler, ondan sonra döştük yola geliyoruz, 15 gün yola geldik. Aldılar, götürdüler, vagon, kırmızı vagonlara doldurdular, o yük taşıyan, mal taşıyan. Vagonlara doldurdular. Bir vagonda 8 hocalık, 10 hocalık var idi. Büyük vagonlarda 12-13 hocalık da var idi. Vagonda soğuk. 16. Noyabr'da soğuk, kar yağıyor. Hamı yok. Naki biraz kartopi martopi almamalı var idi. O da biter üşüdü. Yorganlarının pencereleri tutuyorlar. Hiç soğumaz. Onları yadımdadır. Vagonları kapattılar. Ta Gürcistan'dan çıkana kadar vagonları açmadılar. Bir benimle beraber de 3 tane adam. O 42 cana misal 40 litre su şorba morba verir. 1 kilodan atmak verir. Bir buhanka. Demek ki 73 buhanka. 2 adam bölür onu getirirdi. Gelirdim, onu paylayırdım herkesin. Şimdi biz ayakkabına çıkacağız. Biz yetim, aç. Şimdi ayakkabına çıksak bir kuda. Sonra bir tane bizim içimizde ihtiyar adam vardı. Battaniye, burayı deştim. Buna oturduk, uşaklar yapmış yedim, çift bak, sağ ol, dayanamıyorum. Bu yoldan çıkıyordunuz mu? Çıkıyorduk. Şimdi omaların tarlasına mı düşeceğim? Yok, öyle var mı? Eğer bitmişse çıkacağım oraya. Omağın tarlasına? He. Aslında oğlum burada 70 yaşına geldi. Kondakta yatırdım. Doğdu çocuk. Sağlıkta doğdu. Ölenler doluyordu, geliyor götürüyorlar. Bunu da öldü deyin, götürecekler de anası ağladı, vermedi. Dolmuştuk, döşeklere sarılmıştık böyle.
Balalarımız, mesela anamız sarmış, bizi böyle üşüyerek eşi günden geldik. Sonra bir gece kalandan kegin, sonra kömür verdiler, pec verdiler, onun içinde pec yaktık. Pec yaktık, o pecin içinde su kaynadırdık, bir şeyler çalırdılar, bir şeylerdiler, ondan geldik. İstanbul'a yalanı vagonlar çektim. Çektim vagona, vagon ki gitti, böyle daha rahatlık oluyor, balçayı çıkardım, yardım, peci yaktım. Çocuk yana geldi, ölmüşken yana geldi. Biz de böyle vagondan bakıyoruz. Gitti, üç kardeşim gitti ki odun getirirse peçkayı yakak, ateş yakak. Ateş o şey, ştafetnik diye vururuz. Onun yolunda kardeşime nasıl vurdu, yıkıldı kardeşim, urus vurdu. Ayvaz diyen oğlan var idi, 30 yaşındaydı. O pecin dibinde kismesi yok idi, o pecin dibinde oturdu ya böyle, sabahına kalksak böyle buzlamış, ölmüş. Saldatlar geldiler, ayağından ip bağladılar, sürükledi, götürdü, harkın içine attılar. Poyez gitti, o kaldı böyle ondayla. Ya böyle babam bakıyordu, kapısından sıktı, babam boğazdı, biraz şeyine sıktı orada, kapısından sıktı orada. Vagonun kapısından sıktı orada. Geldik, ne tarih bir mali, mal, hayvanı getiresin, öyle getirdi. Bir gelin telef oldu, üç ayın geliniymiş de. Rahmetli dede tasını açtı ki bunu atmayın dedi. Böyle uzadın da dedi, üstüne tavşalını örtün. Altınını açmayın dedi. Biz ki gede ruhta dedi, kime ki nasip olur, o alır dedi. Ağlaya ağlaya. Hey adamlar. Hele ya. Oğlan, dur. Biz beş hocalık, altı hocalık bir vagonda geldik. Böyle böyle yerde geldik. Benim bacım uşağı üstüne yattı, yer yok idi, burasını bastı, öldürdü oğlan uşağı. Büyük bacım. Adamlar ölmeye başladı. Kirdan, acılıktan, düşünmeden. Su isteyen yolda kaldı. Hastalık olan yolda kaldı. Aç, susuz, ölen, kalan neler oldu, ne ana baba günü oldu ki? Hiç Allah hiç kime göstermesin. Armağım ağrıyor ya bak. Eve gide onu iyileteceğim ben. Doktora götüre gideceğim, doktora göstereceğim. Yolda kalanlar oldu. Yolda kalanlardan 3 yıl, 2 yıldan sonra gelip buldular burada. Sağ ol. Megeren bir kalmış beçara. Poyez'e binemedi. Sibir'den, Ural'dan yaya gelmiş. Poyez yolundan gelmiş, adaşmaya indi. Geldi Bukhara'da, kızlar düşmüş, öldü. Türkler kegende tek 14-15 yaşar balaydım. Bunlar kışta kegen. Pravda kalhoz bulardı vakitte. Safhoz yokudu. Burada Pravda diyen kalhoz var. Burada istansiyadan böyle baktım gelmiş böyleyler. Bir adama baktım ki cep fuguralı, formalı. Kafkas adamını okşuyor bizlere. Dedim ki sen nasılsın, ne işlersin dedi. Ben prisesiyim, nakagayım dedi. Ha, veşi gördü ki epeyce veş var. Dedi ki gelsene seni ben götüreyim. Dedim ki ne kadardır? Dedi bu istansiyadan bizim kalhoz 3 kilometredir dedi. Bizim kalhoz dedi biraz fuharadır ama dedi düşünen kalhozdur dedi. Şehre yakınık dedi. O yolları Çimkent'ten bir yani bela oğlanlar duruyordu ki bu Türk ağayınlarımıza yardım edek. Cay var mı? Ev var mı? Biz de diyorduk var. Yoksa ev tayar kılıksız için. Bu kırgızlar öyle diyordu gelende. Şöyle
Mezar mı bu? Evle şeyin üstünde. Üstünde, üstünde. Ey küçükler bak, havasına. Bak. Baba sizin ev nerede? Sizin ev. Aşağıda nerede? Şkola hangi tarafı? Yok, şkola dur. Saray olmuş, değil mi? He. Şimdi gelişken, eşi, bana o bizi ya Karaşlı hakimlerden, bunlardan bizge üylerge birgen. Üylerde eşi yeterli işe, birimiz bir özümüzde, birimiz bu nümede oturup, daha önce pitaniyemiz bir hılda boğan, hemimizde. Kırgızistan'a gelende bütün Özbek'tir, Kırgız'dır ev verdi bize. Onlar ev verdi, girdik oturduk. Ha baksana evler hep çökmüş. Bunu traktör mırna dürtmüşler, ne etmişler. Hiç bir şey bilinmiyor ya, ne geçirmiş. Neler olmuş. Buraya geldik, Kazaklar bizi çok hürmetlediler. Ev verdiler, aş ekmek verirdiler. Bir Çin'i talkandan sütü koyardılar. Hepimiz oturup bacı kardeş kimi yer içer gezirdik. Biz bir klasının özünde 5-6 Kazak olduk, kalganı bir Türktür oldu. Sonra okup, elgini 10'da birge bitirip, kunde jas kelejatır. Mine sodan bugünkü künge jettik. Sonda bizge bir anadan tuğanday. Eşkanday, eşkinmen eşkin ursup atkan jok. Yer verip, nasıla gel, madadinde çayımızı, nanımızı yiyin deyip sakladılar. Nerede lan şimdi baba, abi buraya mı? İşte orada. Özbek evinde de getir bir iki tane bir koca bir karıydı. Getirdi evin ortasına ateş yaktı. Ateşi getirip koyduk, orada isindik. Ateşin korunda isindik. Bir yüce kanda yaşarsa koşalıydı. Tapkanımız cehetinden basıp bir akarını böl bir törenden bölüm diyebiz. Bir de yakşı yaşayalımız her kalay. Kıyınçılığı bozayalım. Ama kalhozlar diyem kıyın idi. Fatih'in nenen evi diyor. Basır. Miron evi. Öteki tarafı Salman dedesinin evi diyor. Bason evi. Onda aşağı böyle pekler olsa şey ne bilir? Kırtıkı ne bilir? Değil işkola yani nedir o? Orada işte devriz dede atarlasın. Gel o dede. Biz tersine mi çıktık oğlum? Bilmiyorum. Özbeklerin toylarına geliyorduk yemeğe. Niye o kadar payok verdiler ki? Her yerde vermiyordu o payok. Vay vay. Yatı be, parmak uçucuz, bırak. Orketan iki tarafta. Vay vay vay. İyi beceriyor mu? Beceriyor mu? Beceriyor. Geldik bunda Özbekistan'da bir pirincin kabuğu vardır ha. Komşumuza gittik da bir şey tükendi de yemeğe hiçbir şey yok. Sonra dedi ki şey durdu. Gittik da ablam, emimin karısı gitti dedi ki bir şey verin yemeğe, bir şeyimiz yoktur. Onu verdi. Kaynatıyoruz, görmemişiz. Pirinci görmemişiz, kabuğunu da görmemişiz. Kaynatıyoruz, bu pişmemiş, terkel kaynatıyoruz. Pamuk yeğilmez. Buralar geneydi alma tabi, alma var. Almanın içine işleyen alma götürüyor yerler. Sonra buraya geldik, 10 yıldan sonra köştüm buraya geldim. Bu kilise bir deneydi, işgeklenmiş, işgekti. Uçmuş bu kilise. Niye iki tane olmuş? Bozbit Bahşehir'di bu. Baba Bahşehir'de yakmış. Şey oldu 70 yıldır. 70 yılın içine o hep uçmuş, uçmuş, gitmiş, erimiş. İki kilise nerede çıktı? İki kilise de İki de gül. Bir tane dur da. Duvarlar düşmüş. Kırağı kalmış iki tane. Benim gözüm eve göz. Gözlerim seçmiyor. Kilisenin bir yanısına Sultan Abun'un evi var. Abi el yapıyor bu tarafta. Abi bu tarafta yapıyor. Biz sürgüm eden yıllarda. Kaldı giderek yani. Sürgüm olan yıllarda.
Bu kilise çıkıyor. Bu kilise çıkıyor. Bir de versin ha. Aha. Gel gel, yol gidiyor böyle. Ah işte, yol. Orada bir Kazak dede evini verdi. O bana iyi baktı. Bir iki yıl bana iyi baktı. Çocukları yetimhaneye aldı, gitti buradan. Onları da yitirdik. Sonra bu kızları Sedir'e yarvala yarvala. Sedir var idi ki bizim. Kazak adamıydı, rahmetli. O dedi, ben getiririm senin uşaklarını. Bir adam açtı fermamı, brigadaydı, onu yolladı. Gitti, getirdi iki kızı, oğlan kaldı. Anam dedi ki, kız geldi de oğlan bulunur. Oğlanı işte bulamadık. Oğlan o sıra gene bir oyunu gene bir arattık şeyle, interi şeyle bulunmadı diye. Fakat yok. Oradan gelen de bizim halkın okumuşları yok idiler. Okumuşları, hani kişiler hepsi gitmiştiler, askere gitmiştiler. Bir tek Asmiza rayonunda bir pedagogistki diyorlar, teknikum vardı. Orada kim ki okuyordu, okumuştu da okuyan yok idi. Biz buraya gelende mektebe yolladılar. Bizde bir Yasin Tayı vardı. Yasin Tayı'yı da mahallim ettiler. Bizim dilde biraz okuttu o Yasin Tayı. Sonra o da Allah'ın rahmetine geldi. Sonra birleştik. Özbek mekteplerinde bölündü uşaklarımız okudu. Bilesin o kadar okuyamadık. Başka orada dördü bittim, burada gelip okuyamadım. İşledim. Eleser diyen, ben diyen siz de yaşadın. Ey biriniz kurbatana düşse, biriniz kurbatana düşse, gör başa neler gelir. Anlıyorsunuz mu? Ha? Silahsı yadına düşse, silahsı nedir? Can diğer akrabaları, ülke kardeşleri. Silahsı yadına düşse, yaş gözümden dolar gelir. Kocam 4 yıl askerde yaşadı, 4 yıldan kelin geldi, bizi buldu. Babam da dönmedi, kardeşimiz de dönmedi. Hiç gelende bir ayaklı bunun kocası geldi. Bir ayağıyla geldi. Geldi, ondan sonra da adam olmadı, yaşamadı. 56. yılda telef oldu. Görmemişim de. Görmeyeceğim de. Taşı gördüm de üstüne çıkacaksın ha. Yok işte öyle çıkıyor. Baba bunun altından yol geliyor. Değil duvar görüyorsun. Savaş bitmiş. 45. Babam kendi babası annesini bulamazdan çok gezmiş yani Rusya'da. Babam ondan sonra 3 sene anası babasıyla mektup yok. Konuşmak yok, bir şey yok. Babam sonradan Moskova'ya yazır, o yani bu yani hiç cevap gelmir. Nereden mi? Şimdi buradan mı mal mı buradan böyle geçiyordu? Baba bundan çıkıyordu. Bu evin ardına böyle yukarı çıkıyordu. Buradan böyle. Gelecek otlarına gel başa dökülüyordu. O yolu iki tane arası. Abi Çambı diyen bana var idi. Ondan bir de suratımız var idi. O suratı megarım o yol yer onunki tapıldı atanası. Tapılayandan sonra benim suratımda ondan birge yol yer. Oraya gidenden sonra orada bu Nazım'ın eniştesi o bakır ki oho bu Aziz Muhtar Tayin'in oğlu Aziz'dir. Bu orada ne gezirdi? İnden bana oradan haber verdi ki Aziz senin atıyla o şehrinde falan yerde adresi bana verdi.
Hele git hele oraya. Oraya mıdır? Merdele mi buraya? Buraya kürün yoktur, görürsünüz. Kürün kendi başı yok. Esmer yok. Kürün ne? Ağaçtan yapılıydı. Taş, taş, kırmızı taş. Kırmızı tane. Taştan. İki tane kırmızı kürün. Taş. He. Tekne kürün. Bu su mu çıkıyordu? Ya bu su evvel akıyor. Ha, bir parmak. Leytanat gelip aittaki oho sen dedi 3 gün sana sürok veremiz dedi. 3 günün içinde dedi ya burada turasın ya olmasa çıkıp gidersin dedi. Ama dedi öz yurduzga gitmeyeceksin dedi. Ya ondan kalan dedi, başka yerlere nereye istiyorsan git dedi. Buradan ama burada da durmayacaksın dedi. Kendi kendime hayran kalıp. Ben de 6 yılın içinde atanamı zorga taptım. Şimdi ben ihtiyar adamı, anamı atamı nereye bırakayım dedi. De dedim yok ben gitmem dedim. Ondan sonra kaldım daha burada. Abi üstünü mok basmıştır, kırmızı taştır. Taş kırmızıdır he. Mok basmış ha. Erimiş de mok basmış. 70'i. Ana bunu kırmızı taştır ki ama öyle ki. Üstü bak. Ana bu mok basmış. Bu külün suyuna benzemiyor o. Yani? Bu akan suyuna benziyor. Akan suyu? Akka. Kamidata yarvaldım, gittim yarvaldım, geldim yarvaldım, yetim adam. Dedim, 4 kardeşiduk. İki kardeşim askere gitti, biri geldi, biri gelmedi. Bir evde küçük kardeşimdir, bir bacıdır. Dedi ki nasıl edek? Yaz dedi. Gene zavallıya yazdırdım. Geldi, bu sıra atvet geldi. Vayeni fabrikanın naçelikidir dedi. Türkistan diyen yerde vayeni fabrikanın naçeliki. 40. yılı gitti, 56. yılı buldum. Onda yukarı babam mezarı girir. Onun o günde. İskola'nın evinde. İskola'da bir yani, bir yani, bir yani. Ha bu tarafa? He. Taşı kırmış ya, görüyor musun? Düşmüş taş. Ha taşı koyduk hani, gördün mü? Güzel mi? Bu Emir Dede'nin bacısının mezarı. He. Bu Emir Dede'nin mezarı öyle mi? Bu Emir'in mezarı. Onda bir yerin yukarıda bozuk. Benim babam mezarı. He işte oraya hadi gidelim. Onda oluş gerek. İşte onda şimdi gelin peşime. Kim ki bizi geçmiş, biz onların törebes. Kim ki duası kalmış dedelerim, Tebriz dedem, Paşa dedem, Emir dedem. Bütlerin hepsinin ruhuna, hepsinin ruhuna Fatiha. Amin. Geldim babam mezarına sevip, geldim ot basmış, yeşe basmış, opçi, cemet, köylüme geldim, bulamadım. Mezarına hopçuk Kur'an okudu yedim. Senin babam. Allah rahmet etsin bacıcan, babacan. Hopça, zulme, hep rahmet olsun. Hadi hiç kullanmayın. Emekin haralıydı babacığım. Yavrumda görecek, yer yavrumda. Şey, görmedim babacığım. Torunların görmedim. Okay.
hep. Hep emilerimdir, hep dedelerimdir senin, hep üstüne ne bir. Allah rahmet etsin babamla beraber. Yıkılsın, biz gitti ama o rahmet alıyor. Siz ikin de babası ana da rahmet eyle. Olsun neydi? Allah'a kurban olayım, Allah'a tapşırmışım. Kadına ayağı vurulmuş. Etmiş. Allah rahmet eylesin babacan. Ben kurban olayım babacan. Gittim babacan, Allah yerin cennet etsin. Nenemin, dedemin mezarını bulduk, öyle aradık da o babam öyle diğer abutuvarın dibinde gömledi. Ot basmış, büyümüş. İntel'de yaşayan yok. Bütün Uravel'e her şeyi taşımışlar. İntel böyle yayla gibi kalmış. Bölmüş, bölmüş almışlar yayla. Okul derdiler, okulu var, okul vardı derdi. İntel'de yeni okul, okul duruyor. Okulu da gördüm. Hayvan bakan yeri yapmış yani. Yol var. Yol var, iz var. Geldik bulduk ki yolu. Ama 70 sene bakılmamış. Kendi sağına eski ne yol olur. Sürgün etmeyeydi Sovyet Devleti Stalin rejiminde. Bizler gene burada yaşardık. Güzel, kendi toprağımızda, kendi yerimizde, Akıska bölgesinde. Oturuyorum burada. Vallahi ekmek yemesem de bir suyundan doydum. Bir yere gideceğim gelmiyor. Böyle dedem anlattıkları var ya, yavaş yavaş kafamda böyle dolandı. Dedim ki la bu dedeler gerçekten de boşuna demiyordu ki. Akıska, Kafkas. Buraya geldiğimizde 5 yıldır geldik. Vatan diye geldik da. Köyümüz diye geldik kızım ya. Şimdi benim evimde duruyor, köyümde duruyor, Edigör rayonunda. Şimdi bura biraz bir şehirdi, burada yaşıyoruz da. Ben dedim, sonra gelin dedi ki, gedah. Geldi, hiç bana da demedi, gelin yoldaşından geldi, ev aldı. Sonra geldi, ben de aldı geldi. Şimdi bak bu yanımızda komşular var, çok yakışı, hürmetli komşularımız var. Gürcüdür, bu aşağısı İrmanlıdır. Düşünüyorlar, gelemiyorlar. Kimin parası var, gelir kızımcan. Kimin parası yok, gelemiyor. Öyle adam da var ki, imkanı yoktur ki gelsin, ev alsın. Öz doğma vatanlarıdır, gelsin yaşasınlar. Kismet degen yok, dolaşan yok. Merdal deme. Ben 2005'te geldim, bu evi aldım. Bu 2005'ten bir yani evi, bunda yaşıyorum. Bu kapı bacak, bunlar. Böyle gidersin, bu bak. Bu tarla, çayır benimdir. Allah versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben her vakti bu izinsizde geliyordum. İzin olmayan da bu dağlardan geliyordum, dağlardan kaçıp geliyordum. Benim bir ayağım bundaydı, dağlardan geliyordum ben. Sen beni ne deneyim, ben koçak adamım ben. Ben bir ayağım bundaydı. Sen de gelsen, yanımızda bir ev yaparız. Gelirim, yaşarık inşallah. Allah. Abi diyelim de satıyla sana bir ev alırım. Yaşa. Nereli olursan o da bunda yaşa. Hepimiz bir millet o. Bu toprağın adamı yok. Hepimiz bir adam. Bak bu lapet, bu traktör, bu bağ benimdir bak. Allah olsun. Maşinem var mı? Maşinem yoktu. Alsana. Şimdi yardım edersiz alırım. Canın sağ olsun. Para versen ben niye almam? Bunda makine ucuzdur. Canın sağ olsun. Senin de canın sağ olsun. 69. yılı Gali'ye gittim. Bu Uşamşire Seheri var. Sokum o tarafta. Orada 4 ay kaldık. Ondan bizi sürdü, çıkarttılar. Geri gittim. Ondan Makarada'ya geldim. Ondan da Katakırlar. Sonra bu Abbas Duban'a 150 tane adama izin çıktı ki bu öz vatanımıza gelecek. Onda geldi bu tarafta bir dere var, o derenin yanında bize yer verdiler. 5 tütünü. Onda bizi 5 tütünden
İki tütün geldi. Yani beş tütün gelecekti de iki tütün geldi. Çadır kurduk. Orada yaşayırdık. Geldi bu kız zanenler de geldiler bayanlar ki siz çıkın gidin bundan. Tabii biz onunla çekişemezsin, uğraşamazsın. Biz de çıktık gittik. 2005'te o 87. yılıydı. 87. yılı. Ama sonra 2005'te geldim burada dedim ki ben av alacağım. Dediler ki alabilirsin. Kimin kökü bundaysa ne vakit olsa gelecek bu memlekete. Gelecek, gelecek. Ben de bu yere gelsem becerebilirim mi senin için? Vay, niye beceremezsin? Ben ölmemişim ki. Ben yardım ederim, sen bana yardım edersin, olur. Yanılsam olsun. Sen yardım etsen ben sıkıntı ederim ki. Tanıyorum ama gitmemişim yani. Gitmemişim. Hiç. Hiç. Kimi tanıyorsun? Adamları, dedeleri. Dedeleri Karimani, Amrayli, Nilazi. Burada. Ha burada. Burada tanımıyorsun İnkel'de. Ha ondan olmamışım. Все хорошо жили мы, очень даже. Вот вот это вот. Вот там ваша соседка, как Додо звали? Додо. У неё тоже есть, да? Она вот они всё сделали. Я тоже просили, что меня тоже сделали, она сделала. Назмиан, Додон. Шад уже забыли. Аслан иди. Елевом гучач. Усман иди. Перушан. Перушан иди. Haso. Haso idi. Rajo. Rajo idi. Mirzo. Mirzo. Geçmiş mənə 70'im 80 yaşına ben tərkədən yaşanıyım. İndi uşaqlarımıza vətən gərək kızım. Biz ağaç olur ki dibi olmaz biz elə. Kuşlarla yazın. Yerinden gəlirlər buna dolanırlar da gene gözün öz vətəninə gedirlər. Vətənsiz insan yaşayamaz qadı aləm sələmə. Vətən ana sözüdür, ana deməkdir vətən. Vətən ana sözü nə qədər əziz, hürmətini saxlar hər bir oğul qız deyir. Vətən o sözdür. Əgər oğlumcan hökumətdən yardım bolsa, bir yerdə bir ev eşikləri var bolsa, biz doğulgan yerimizə minnətdar razımız. Qaldıq vətənsiz də. Vətən.
geleceğimiz bol olsun diyerek dayandı. Gel balla uşaklar gel. Bizim nenelerimiz, dedelerimiz vatanım diyemedi ama biz demek istiyoruz.